Bismillahirrahmanirrahim. Evet, azimle, kararlılıkla inşallah bol bol elimize kalem alıp bu harfleri yapmaya gayret edeceğiz. Yazdıkça yazdıkça adeta bir anda böyle daha elinizin düzeldiğini, daha güzel harfler çıkarttığınızı fark edeceksiniz. O yüzden hani şu anda yapamıyorum ya da İşte 3 haftadır, 4 haftadır aynı dersi yapıyorum falan gibi zaten bu dersle ilgili böyle bir ön yargınız olmasın. Çünkü normalde Rabbi Yesir dersinin bir talebe, normal talebe hızıyla geçiş hızı 4 ay ile 6 ayı bulur. Yani normal olanı bu. Bundan daha hızlı sürede geçiyorsanız daha yeteneklisiniz demektir ve çabuk geçmişsiniz demektir. Evet, mesela şu Ra harfinin kısmı falan gayet güzel olmuş, eğimi, sonra boyu, hafif kavisi gayet güzel. B harfi de epeyce toparladı. Şurayı kısa yapıyoruz yalnız, orası 1,5 nokta gelmez. B'nin bu başlangıcını 1,5 nokta kadar bir defa olsun şu ilk tırnak ve birazcık bu tırnak içe doğru bir kavisi olsun. Düz olmuş bakın, bir dik çizgi çektiğimde ikisinde de satıra böyle neredeyse dik açıyla inen bir bağlantı olmuş. Sonra bunun üzerine koyarak, yukarıdan bıraktığınız o B'nin ilk tırnağının üzerine koyarak böyle eğimli bir şekilde 4 nokta kadar yaklaşık geldikten sonra son 2 noktayı da harfin bitiş kısmını toparlamakla geçsin. Son anda böyle aniden bir dönüş yapmış gibi görünüyor. Evet, aynı şey bunun için de geçerli. Birazcık fotoğraf çekiş açınızla ilgili de olabilir. Bu bilemiyorum. Ben dediğim gibi o aslında en güzeli bir tarayıcının olması ve tarayıcı da bu yazdıklarınızı tarayıp veya taratıp göndermeniz. Fotoğrafı eğer sağdaki açıdan böyle çekmişseniz belki bunlar kendi yazdığınız kağıtta eğimlidir. Ama burada böyle görünüyor olabilir. Bilemiyorum. Ya da kullandığınız o tarama programları da bazen böyle düzeltmek için bu harfleri falan böyle değiştirebiliyor. En güzel ve sağlıklısı aslında bir tarayıcıdır. Ve tarayıcıdan o dersleri taramaktır. Gerek fotoğraf çekerken gerek o tarayıcı programları ile gönderirken maalesef buna benzer aksaklıklar olabiliyor. Bu o aksaklıktan kaynaklanmıyorsa bir defa dediğim gibi bir noktalık sola eğimi olması lazım. Dümdüz yapmışsınız. Oradan başlıyor hata maalesef. Sonrasındaki harfin geri kalanlarına da bu duruşuna maalesef sirayet ediyor. Yani evet, dişleri yaparken yukarıya doğru gitmiş mesela. Bu tam tersi, satırda aşağıya doğru eğimin olması lazım. Buralar çok ince ince değil. Bu dişlerde böyle S hareketleriyle birazcık da kalınlaşmalar var. Bakın çok incecik değil. Buralarda böyle S hareketleri söylüyoruz ya böyle. Yani direkt şöyle bir diş yapmıyoruz böyle. Hayır. Ya ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz bu dişleri. Tabii ki bu abartılı bir gösterge. Böyle değil ama çok hafif hafif böyle kavisler veriyoruz. Evet, sonrasındaki Ra harfimizi de ayrıca ve çokça çalışalım. Çok yerde kullanacağımız bir harf. Çok keskin. Bu kadar keskin değil. Şurada itibaren, yarıdan itibaren sadece çizerek yapıyoruz. Yarıya kadar hafifçe dolduruyoruz. Kavislerde görüyorsunuz soldan ve sağdan olmak üzere. Sonra bu vav harfinin buna temas etmesi lazım. Burası mesela havada kalmış görünüyor. Ona temas edecek şekilde başlayacağız artık. İki nokta olsun vav harfinin genişliği. Dönüş bu kadar zayıf değil. Birazcık daha kalınlaştıralım. Şurayı kastediyorum. Bakın size ip ince çıkmış. Bir tepe noktası var bu vav harfinin. Bir üçgeni andırarak tarif edecek olursak. Yalnız o tepe noktası tam ortada değil. Birazcık öne daha yakın ama çok da değil. Sizin en önde olmuş. Mesela bunu bir vav harfini şöyle üçgen gibi hesap edecek olsak bakın şöyle. Tepe noktası burada. Vav harfinin sınırları böyle. Normal olanı ise
Benim şurada yaptığıma benzer. Evet, bu harfin başlangıcı burası, bitişi burası diyelim. Tepe noktası da bakın birazcık önde. Bu kısmı iyi. Lam elif küçük kalmış birazcık. Şu dönüşü birazcık daha dikkat edelim. İlk hareketimiz fena değil aslında ama ondan sonrası dönüş ve sağ kolu yukarıya çıkarken birazcık 2 nokta kadar aşağıya doğru eğimli. Çok uzun olmasın bu. 2 nokta. Sonra dışarıdan doğru sağ kolunu yaparken bunu dışarıdan doğru döndürerek bunun içerisinde şöyle bir üçgen oluşturalım. Evet, bu harfimizin de tarifi böyle. Tuasir fena değil. Ayın epeyce toparladı. Birazcık daha şu tarafa sarkabilirmiş. Güzel. Sin dişlerini ve ra'yı tarif ettim. Aynı şeyler, hatalar burada da. Yani çok dümdüz gelmiş. Bakın, yani bir cetvel çekseniz cetvelde böyle çekersiniz. Sert. Sonra dönüş. Birazcık böyle şuradaki gibi olsun. Baştaki ra daha güzeldi. Bu biraz sert olmuş. Dümdüz gene bu da. Ama orada bir hafif kavis var. Bakın baştakinde. Buradaki de B güzel. Sadece ölçüsü biraz küçük ve baştaki tırnağın sola doğru, içten doğru başlaması gerekiyor idi. Evet, temimlerde de bir sertlik var ama aslında şekil olarak birazcık daha iyileşmiş. 1,5 nokta bu tırnak. Küçük yapmayın bunu. 1,5 nokta olsun. Sonra çok yatık gelmişsiniz. Birazcık daha dik inin inerken. Sonra mimin şu harfin bakışının nasıl olduğunu örnekten inceleyin. Ona göre yapın. Sonra yarıya kadar ve yarıdan sonra da ikinci mim. Gördünüz mü? Şuraya kadar bağlantı noktası burada. Sizin bağlantı noktası biraz yukarıda kalmış. Gene aynı şey var burada. Bu birazcık düz gelmiş ve sonu üçgen olarak bitmiş. Yarıya kadar geliyoruz. Sonra kalemin ucuyla çizerek bu harfi tamamlıyoruz. 2 nokta genişlik. Evet, B harfi Rika'daki ile neredeyse aynı olmuş. Rika'daki harfte o kadar sert dönüyoruz. Bunun da ilk başlangıcı 1,5 nokta. Çok zayıf kalmış ve minik. 1,5 noktalık bu tırnağı yapıyoruz. Sonra sola doğru bakın köşeli dönmüyorum. Şuralarda birazcık bir yuvarlaklık var. Şuralara kadar dağılmış bir şekilde o yuvarlaklık. Çok da yuvarlak değil. Gözün içerisinde o kadar büyütmüyorum. Evet, ha, daha iyi, daha düzeldi. Şuraları birazcık daha böyle o keskinliklerini yok edersek daha güzel olacak. Buradaki vav'da da benzer bir şey geçerli. Bakın burası çok zayıf kalmış bir. İkincisi basık gibi duruyor. İki taraftan sanki basılmış bir harf gibi duruyor. Kalemimizde ölçün. 2 noktayı buluyor mu bakalım genişliği. Bu mürsel dediğimiz vav, yani bunun çenesinin altına 1,5 nokta sığması lazım. Daha aşağıdan onun bağlantısını yapıyoruz. Ben birazcık kısa geldi. Şimdi onu tekrar yapmaya gerek yok. Baştaki vav gibi olsun bunun kuyruğu da. Burayı da çok açmışız. Bakın şimdi 2 nokta sığıyor. Evet, bihi. Şurada bir ters hareket var. Bakın şöyle başlıyoruz. Sonra yuvarlağı yapıyoruz. Buralarda böyle çok keskin rika harfleri gibi keskin keskin olmuş. O kadar keskin değil bu dönüşler. Daha yuvarlak. Yuvarlağımsı. Evet. Elinize sağlık. Bu söylediklerime de dikkat ederek bolca meşk etmeye, örneğinize elinizdeki meşk murakkağına ve benim gönderdiklerime bakarak daha bu söylediklerimizi düzeltmeye çalışın. Allah'a emanet olun.